Merhaba arkadaşlar. Bu akşam 20. yüzyıl dünya edebiyatının tartışmasız en büyük ıı, yaratıcılığında biri olan William Faulkner'ın her bir roman deri, derinliğinde olan akıllardan çıkmayacak öykülerin olduğu Emily'ye bir gül kitabını konuşacağız. Aa, bizler şimdi birer okuyucu olarak, yani iyi okuyucular olarak Rus edebiyatı, Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı, işte Japon edebiyatına ve o, bu edebi, bununla bu ülkenin edebiyatıyla haşır neşiriz. Özellikle ben. Ama Amerika nedense sinemasının, Hollywood'un dışında edebiyatını pek şey yapmıyor. Yani bize uzak. Neden bunu da konuşuruz, sebeplerini konuşuruz. Ya yani dünya her alanında öncü olan bir ülke. Neden Amerika edebiyatı bize uzak? ülke okuyacak, konuşacak birçok yazarı, birçok kitabı var. İşte böyle bir algı var. Yani mesela en belki de şundandır. Hani kaç yıllık geçmiş var ki edebiyat olsun diye bir algıdan da olabilir. Ama sonuçta edebiyatı çok eski. Mesela 16. 17. yüzyıllara dayanıyor. İşte Amerika'ya ilk gidenler bu 16. 17. yüzyılda daha özgür ortamda yaşamak isteyenler. İşte bir de mesela koyu dindarlar, Hristiyanlar Amerika'ya gidiyor. Özellikle Hollanda'dan göç edenler bunlar 16. yüzyılda. Büyük bir göç dalgası başlıyor zaten. 15. yüzyılın sonunda. Burada mesela Meksika, Batı İnt Adaları ve Güney Amerika'da zengin İspanyollar koloniler kuruyor. Sonrasında günümüz bu Amerika, Kuzey Amerika topraklarını işte İngiliz göçmenler gidiyor Atlantik'e aşarak buralara ayak basıyorlar. Ama mesela Avrupa'dan göç eden özellikle Hollandalı Prütenler çok önemli edebiyatta. 16. 17. yüzyılda. Burada bunlar göç etti bunlar saflığı aramak için Tanrı'yla hani bir aracı olmadan direkt kendileri ulaşmak için öyle bir inanışları var. burada bu Britanlar kiliseyle uyum sağlayamadıkları için Avrupa'da Amerika'ya ilk göç ilk göç eder insanlar. Buralarda şey bir de bu bunlar ilk salam cadık mahkemelerini ilk kuranlar bunlar ve bunlar sürekli işte sonra kendilerini işte siyasal baskılar, dini saat inançlarını özgürce yaşayamadıktan düşünülerek işte yeni macera maceralar aramak için işte Amerika'ya göç ediyorlar ve ilk yazılı metinler bunlar tarafından. Çünkü sürekli İncil'i yazıyorlar bunlar. Sürekli İncil'den şey yapıyorlar. Ve İncil'e benzer yazı tipi şey yapıyorlar, dil kullanıyorlar. İncil'e benzer öz yaşam öyküleri mesela bunlar da çok yaygın mesela şimdi bile Amerika'da dünyada öl, kendi öz yaşamını yazan ülkelerin başındaymış Amerika bizde pek yazma kendi hayatımızı yazma şey yok yani kol kırılır yan içinde kalır peki şey ya bunlar şey işte var olmak için Amerika'ya gidenler sürekli yazmışlar mesela bunlarla ilgili hikayeler öyküler de var Bunlar gemiye ilk bindikleri anda zaten yazmaya başlamışlar. Gemiye kaç kişi bindi, kaç kişi öldü, kaç kişi Amerika'ya ayak bastı. Bir de bunlar 17. yüzyıl yüzyıl döneminde özellikle rahatlar vaazlarını hep yazmışlar. Mesela bu vaazlar çok meşhur. Bunları insanlar alıp okuyorlarmış. İşte bunlar ilk kurdukları şey hastane, hapishane ve mezarlık. Yani yaşam şeylerini yazarak yaygınlaştırmaya çalışıyor. Sonrasında tabii bağımsızlık girişimi, Amerika'nın bağımsızlık girişimi, işte sivil itaatsizliği yazıyor, özgürlük bildirgesini yazıyorlar. Ya yani birçok edebiyatçısı şeyi var ya yani onu demek istiyorum. Ya yani bu William Faulkner'da bunların arasında en önemli. Güney'in yazarı yani çok destansı bir öyküleri var çok beğeniyorum. Ben daha önce de birçok kitabını okudum. Şimdi mesela Emile bir gül okuyoruz. İşte burada Ambar Kundakçası o akşam güneşi bunlar da çok güzel. bizim usta isimlerimizin çevirdiği çok güzel çevirilerle oluşan bir kitap. bu şimdi ilk konuşmacımız sevgili Deniz. Buyur Deniz seni dinleyelim. İyi akşamlar. Faulkner 1897'de doğmuş, 1962'de vefat etmiş ve modernist yazarların babası sayılıyor. Hemingway'in rakibi. Hemingway'den farklı uzun ve karmaşık anlatımları benimsemiş ve ikisi de bilinç akışı tekniğiyle yazmışlar. Şimdi ben ambar kundakçısı diye bir iç öyküsünü anlatacağım. Burada bir aile var. Anne, baba, çocuk, teyze. İki de abla var. Bu ablalar ikiz. Ee, burada ee, çocuk e, Colinus Sartoris e, babasının ismi Abner anne de Lenin burada çocuk babasının cesur olduğunu zannediyor ve diyor ki benim babam savaşa gitti ve çok cesur bir e, subaydı Alba, Albay Sartoris'in süvari alayında savaştı diyor yani çocuğun gözünden çocuğun bilincinden babasını ve savaşı anlatıyor Evet baba savaşa katılmış ama baba yağmacılık amacıyla savaşa katılmış ve yağmaladığı şeylerin düşmandan mı kendi ordusundan mı hiç mi hiç önemi olmadan bunları kendine almış. Ve savaş sırasında e, at hırsızlığı da yapmış ortada kalan bir atı ya da başka birine e, başka birine ait olan bir atı alırken o sırada bir süvari onu top, topuğundan vurmuş ve dolayısıyla ayağa aksayan bir baba ve bu öyküde de çok vurgulanıyor mesela öyküde e, kız kardeşleri var Polonez'in e, burada diyor ki kızlar aynı zamanda doğmuş ikizlerdi ama şimdi her biri iki kişi cüssesinde bir izlenim uyandıran birer dev, devdiler gibi anlatıyor yani anlatımlar o kadar e, net çarpıcı ki siz okuduğunuzda yani şişman demiyor ya da hantal demiyor ama böyle çok güzel anlatımları var. Baba son derece kendini düşünen egoist bir baba mesela başkalarının çitlerini söküyor. Getiriyorlar evlerindeki şömine de ateş olarak yakıyorlar ve diyor ki babam diyor bana erkekliğin nasıl olması gerektiğini öğretiyordu. İşte biz başkalarının çitlerini söküp ateş olarak şömine de yakıyorduk ve e, babası babası aslında diyor ki hani babam öfkesiz bir babaydı. Babasını şöyle anlatıyor. Öfkesiz ama sert bir baba. O sert sanki yüzden bana bir tokat attı diyor. Mesela sert ama öfkesiz bir tokat attı gibi böyle çok çarpıcı, çok güzel anlatımlar var. Hepsini anlatsın hikayenin. Çok güzel bir hikaye. Sonra ikinci öykü okuduğum bir kraliçe vardı. Burada gene büyük bir aile. Gene burada Sartoris ailesi. E, bu Sartoris boyadını çok kullanmış. Yani benim o, okuduğum iki öyküde de bu Sartoriz ailesi şöyle başlıyor. E, Elnora diye bir şey var. Ana kahramanımız ismi Elnora ve bu bir zenci. E, mesela zenci beyaz bu işte kuzey güney o şeyler de var öykülerde. Çok işlenmiş bu konular. E, Elnora diyor Sartoris ailesinin koskoca kare şeklinde yaklaşık bir asırdır olan evinde oturmuş pencereden bakıyor diye hikaye başlıyor Şimdi burada John Sartoris bu evi yaptırıyor daha sonra oğlu Bayard Ondan sonra John ondan sonra ikinci Bayard o 20 26 yaşında ölüyor böyle bir soyarcı var anlatılan ee, bu uh, Carolina'dan gelip e, bu evi yaptırıyor John Sartoris ve e, el şu anda. E, fersli bir havaya bakıyor John Sartoris'in e, torunu olan John yani arada bir Bayard var yani bir John var bir Bayard var bir John var bir Bayard var Bu yani en son genç ba e, ba Bayard'ın eşi e, Narsiska ile yaşıyor e, bu en son e, olan yeğeni de bu Elnora'nın yeğeni de bir uçak kazasında ölüyor fakat bu Elnora zenci e, bu en son e, yeğeninin evlendiği kız da Narsiska'da, genç bir kız e, o da beyaz ve hiçbir şekilde ondan hoşlanmıyor yani aslında o kız böyle e, tekrar evlenmeyi istemiyor Deniz sesin gitti Zuhal seninle devam edelim Deniz'in interneti kopmuş olabilir Peki iyi akşamlar tekrar bütün arkadaşlarım hepinizi çok özledim şimdi <laughs> Faulkner'dan bahsedeceğim yani tabii özelinde Emineye bir gül hikayesi ve bir iki hikayesi daha ama daha ziyade Faulkner'ın hayat hikayesinin değil de onun ait yani onun şimdi tabii kategorize etmek de çok doğru bir şey değil ama onun kategorize edildiği jan şimdi buna southern gothic deniyor yani Amerikan gothini yani Güney Amerika gotiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi evet. onun bir gothic tarzı var ee, şimdi gothic daha önceden de çeşitli filmler vasıtasıyla bahsetmiştik bu grupta işte hatta o hani bir gotik şey vardı Amerikan Benim Amerikan. sesim gelmiyor muydu? Deniz şimdi geliyor sesin. İstersen devam etsen sonra Zuhal'le devam edelim. Tamam. Bir ne zamandan beri koptu? bir iki, iki, dakika olmuştur. Evet. Yani bir, bir kraliçe vardı. Başlamış mıydım? Evet. Hı, -hı. Ha, orada mesela, tamam o zaman uzatmayayım, yalnız orada mesela e, bu zenci Elnora'nın beyaz e, yeğeni için söylediği iki şey mesela. Diyor ki kaliteye kalite eşlik eder. Kalitesizliğe de aynı şekilde kalitesizlik. Süprünçlere kaliteli insanları ele alma yollarını bilirim. Kaliteli insan kendi kalitesinden dolayı bunu göremez. Ama ben görürüm. Yani böyle insanların zencilerin beyazları, kuzeylerin, güneyleri nasıl farklı yani kalitesiz olarak yani o kadar ötekileştirmelerini o kadar güzel anlatmış ki e, bu, bu hikaye de çok güzel. E, böyle e, iki hikaye okudum ben. İyi akşamlar. Teşekkürler Deniz. Zuhal şey konuşurken sesin çok derinden geliyor. Biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Tamam. Ee, tamam canım. Merhabalar. Ben de şimdi bir Emiliye e, bir Emily'ye, güle geçmeden önce biraz Amerikan e, gotiğinden bahsedeceğim. Şimdi e, gotik e, biliyorsunuz. Hem Merve de önden bir giriş yaptı yani Amerikan edebiyatına. Tabii ki batıdan gelen yani Amerika'ya özellikle İngiltere'den yani e, Anglo-Sakson edebiyatından gelen bir janr. E, bu janr yani tarz tür olarak da çevirebiliriz. Şimdi daha e, bu Amerika'da e, American Sad South, yani Southern Gothic olarak nitelendiriliyor. E, bu da dediğim gibi İngiliz gotik e, e, geleneğinden yani İngiliz Batı Avrupa başka yerlerde de var. İngiliz Gotik geleneğinden geliyor. Şimdi tabii daha önceden de söylemiştik çeşitli şeylerde. Şimdi 18. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılda bir Gotik Revival var. Yani Gotik şeyi dirilişi, yani tekrar canlanması şimdi gotik çok eski bir tarz fakat bu endüstrileşmeyle beraber, işte, sanayi devrimine beraber bu tür bu tarz tekrar e, yenileniyor yani ortaya çıkıyor daha doğrusu e, ve daha sonra işte bu da e, Amerika Edebiyatı'na giriyor. Ee, şimdi gotik e edebiyat e neye karşı geliyor? Yani dediğim gibi çok eski bir e yani kült bir, 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 bir tarz. Şimdi bu da gotik genelde hani bu aydınlanmanın e öğretileri olan işte e rasyonellik, e işte e akılcılık. Şimdi buna e bunu olumsuzlayan bir e e, prensipler üzerine dayalı yani irrasyonel işte korkutucu işte bastırılmış arzular içgüdüler e, ve işte bu e, vahşet cinsellik terör ve ölüm i̇şte mesela ölü seviciliği falan da çok var bu e, Emine bir günde de bir günde de göreceğiz şimdi bu dolayısıyla Gotik Amerikan edebiyatında çok e, yani çok da yerinde bir şekilde Güney Amerika'da buluyor. Tabii bunun da bir takım sebepleri var. Birincisi tabii güneyin kuzeyden çok daha geri olması. İkincisi ve çok önemlisi işte 1861-65 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı'nda güneyin kaybetmiş olması. Çünkü ee, şeyde Faulkner da bu hikaye bu hikayeleri işte 19 bu kitap 1930'da e, basılıyor ve e, işte Southern Gothic dediğimiz şeyde bu 19. yüzyıl son 20. yüzyıl başında yani esas itibariyle 20. yüzyıl başında çıkmış e, bir şey janr e, tür diyelim yani daha doğrusu 19. yüzyılda e, çıkıyor ama e, yani yeşermesi 20. yüzyıl başı diyelim. Ee, i̇şte dediğim gibi mesela Amerikan edebiyatında o zaman işte Merve'nin de dediği gibi pürütenler işte o şeyler o yani George Washington şey o, o ekol işte daha ziyade işte rasyonalizm, ilerlemecilik, işte eşitçilik, egaliterinizm Bunlar e, bu tip ilkelere e, dayalı. Yani kuzeyin ilkeleri bunlar açıkçası. Şimdi tabii güneyde böyle bir şey maalesef yok. Ya da çok daha güney çok daha geriden geliyor. E, ve dolayısıyla e, güneyde bu tip e, şeyler yani irasyonel çok daha yerini buluyor. Hatta işte bu güney Sadırın gotiki geleneği. E, bu şeyi güneyi daha ziyade hasta bir bölge olarak niteliyor yani hastalıklı bir bölge dediğim gibi bunun e, bir sebebi de Amerikan Savaşı'nda güneyin kaybetmesi çünkü daha sonra güney çok daha fakir e, zencisi de beyazı da beyazlar da fakirleşiyor i̇şte aristokrasi şey alıyor güneyin o eski aristokrasisi şey alıyor ne derler yara alıyor işte kölelik mesela e, ya işsiz gibi şey değil dolayısıyla sebeplerden biri de bu e, şimdi bu e, southern gothic yani güney Gotiği olarak nitelendirilen e, janrın türün e, öncüleri olarak yani Faulkner'dan öncesi olarak hani çok böyle göze batan Edgar Allan Poe, onu da okuruz. Ee, Poe'nun hikaye olarak e, nitelendiriliyor. Poe'nun hikayeleri de işte bu güney gotik e, janrına e, şeyler ait. İşte Poe'nun şiirleri de var. Şiir yani hem şiir hem kısa hikaye yazar Poe. Zaten çok kısa bir hayatı. 40 yaşında mı ne ölmüş? Yani bu işte dediğimiz Edgar Allan Poe'da da bu işte hani çürüyen bir ev ve içinde bir aile işte erkekler ve kadınlar işte bu açıklanamayan anziyetelerden dolayı işte deliriyorlar yarı deli oluyorlar işte ırksal ve cinsel şeyler yani kimlikler. ...ırksal ve cinsellikle şey oluyor. Yani belirleniyor. Ensest var bu Poe'nun hikayelerinde. Nekrofili var işte bu ölü seviciliği. Yani bu daha doğrusu Faulkner'ın öncesi... ...Poe, po, Edgar Allan Poe diyelim. Şimdi daha sonra Faulkner devreye giriyor. İşte dediğimiz bu kitap 1930'da basılmış. Eee... Yani dedim ki Poe'nun bu kurucu sadır gotin kurucu statüsünü Faulkner e, çok daha ileri götürüyor. Yani daha en önemli ve en etkili e, yazarı olarak e, nitelendiriliyor. Şimdi Faulkner'ın hikayelerinde yani hepsini okumadım. E, çok böyle fictional yani kurgusal bir yoklama yoklama patava bölgesi e, diye bir kurgusal bir şey var e, bölge var bu tabi e, iç savaşta, yani kuzey güney iç savaşında yenilmiş bir bölge yani güneyde bir yer ve burada tabii ki sosyal ırksal ekonomik şeyler var e, türbülanslar var yani düşüşler var daha doğrusu e, ve burada işte yerel halk işte Fakir beyazlar, işte beyazlar fakirleşiyor çünkü savaştan sonra. İşte zenciler ve işte aristokratik aileler, yani düşmüş aileler, şeyde de var çünkü hikayede de var. Bunlar işte folkların hikayelerini gotik, yani derin şekilde gotik olarak nitelendiriliyor, nitelendiriyor. Hatta folkların kendi bir lafı var, diyor ki geçmiş asla geçmiş değildir. Geçmiş bile değildir. Yani e, bu da e, Faulkner'ın hikayelerinin e, şeyi klişe bir e, tanımı. Yani sürekli bir geçmişle hesaplaşma. Yani Güney eskiden nasıldı? Eski Güney, işte aristokratik Güney, şaşalı Güney, zengin Güney. Şimdi nasıl? Şeyden e, ne derler? İç savaştan sonra şimdi bu dediğim gibi eski güney ve yeni güney arasındaki bu türbülans mesela şeyde var işte kölelikte var. kölenin işte patriyarkada var, sınıf çatışmasında var ve bunlar hani ankeni diyor ya Freud yani unheimlich bu gotiğin şeyidir, e, gotiğin temelinde daha ilk derste bu veriyorlar yani unheimlich Freud'un öyle bir şeyi var, bir terimi var. Yani insanın kendini evinde hissetmemesi. Yani bir tekinsizlik, na tekin, tekinsizlik duygusu var. Yani gotiğin temelinde bu var. Ee, şimdi mesela burada, bunu da bize çıkaran mesela işte bataklıklar, derin işte korular, ormanlar, işte çürüyen tarlalar işte gibi e, i̇şte bunlar e, aynı zamanda gotiğin tabii ki hepimizin bildiği gibi e, yani karakteristikleri olan belirsizlik, yabancılaşma e, gibi e, özellikler var. E, şimdi dediğimiz gibi e, şeyin folkların e, çoğu eseri, romanları da dahil. E bu e, Southern Gothic yani güneyli gotik kategorisini alınıyor. Şimdi bunlardan biri de Emily için bir gül. E, çok kısa bir e, hikaye fakat bu hikaye çok kült bir hikaye. Üzerinde çok çok konuşulmuş, çok çok çalışılmış bir hikaye. YouTube'daki şeyini de seyrettim Giray. Çok teşekkürler. Çok güzeldi. E, 1930'da basılmış bu. Ee, şimdi diyor ki bu e, hikaye çoklu bir bakış açısından anlatılmış yani e, şey değişiyor yani anlatım hani birinci iki, birinci e, ağızdan ikinci ağızdan ya yani o değişiyor işte plural bir bakış açısından veriliyor küçük bir şeyde küçük bir işte kurgusal Jefferson diye bir kasabada yaşayanların e, irkayesi yani onların arasından e, hiç evlenmemiş bir kadın olan Emily Grierson'ın e, şeyini anlatıyor, hayatını anlatıyor. İşte bu kadın e, babasının ölümünden sonra e, şey yapıyor yani bir e, yani zaten çok babasıyla ilişkisi de çok yani babası çok baskıcı ve onun hiç kimseyle paylaşmıyor gibi yani kız böyle evde hapis e, gibi. Daha sonra kuzeyli yani Yankee diyor çünkü hikayede Yankee bir şeyci, işte Foreman diyorlar ya çalışman. E, Homer Baron diye bir adamla tanışıyor adam şehre geliyor yani kasabaya geliyor. şehir değil de e, yani hikayeyi biliyoruz zaten şimdi kısaca geçeyim şimdi bir süre sonra Homer bu Homer ortadan kayboluyor. Ee, ne zaman ortadan kayboluyor Emili gidiyor işte şeye bir esracıya oradan arsenik alıyor daha sonra buna mukabil yani bundan e, takip ederek işte kasabada bir takım şeyler e, tevatürler dönüyor yani niye için şey, diyor şey mi falan ee, daha sonra işte Emili e, yani tabii hiç evlenmiyor bu adamla görünüyor falan şeyde hakkında işte dedikodular oluyor ve bu çok böyle şey içine kapanık bir hayat yaşıyor yani e, kendi şeyinde daha sonra ölüyor. Şimdi öldükten sonra e, evin yukarısı kapalı iki katlı ve ev. evin yukarısında yatakta Homer'ın cesedi bulunuyor. E, cesedi yani daha doğrusu cesedi de iskeleti bulunuyor. Ee, ve bu adama şey bir el, gece şeyi yani gece el, geceliğin erkek vers erkekler için olanı giydirilmiş ve adam bunun altında çürümüş yani iskeletleri var. Ee, ve bu cesedin üzerindeki yastık, yanındaki yastıkta böyle bir hani kafanın ya yani kafe yasla başımızı koyduğumuzda bir boşluk olur ya orada bir uzun işte <laughs> gri bir şey bulunuyor. Bir şey saç kılı, saç. Buradan işte bu kişinin e, şey olduğu, emili olduğu e, bulunuyor. Yani emili bu adamla yani iskeletle bir süredir iskeletle aynı yatakta yatmış. Şey bu da bir nekrofili. Yani tabii e, buradaki hekim arkadaşlarımız daha iyidir Yani ölü seviciliği var diyor burada. Ölü seviciliği, günah ve gizlilik. İşte mesela bunlar budu bu hikayeyi gotik gotik kategorisini koyuyor. Ve burada e, niye böyle bir şey var? Bu da mesela kızın e, yani bastırılmış arzuları diyelim. E, ve bu bastırılmış arzularında bir öcü alması. yani adam öldürerek ondan öcü alıyor. Şimdi tabii ki o şey 20 dak dakika, 25 dakikalık YouTube şeyinde e, çok farklı yani biraz değişiklik yapalım. Çünkü normalde hikayede e, Homer Baron daha ziyade erkeklerden hoşlanır ve hiç evlenecek bir tip değildir diyor. Şimdi büyük bir ihtimalle beraber de olmadılar. yani tam anlamıyla Emily'nin e, şeyinde e, yani bastırılmış istekleri öyle diyelim. E, ee, daha sonra e, işte bu yani yani bu Emily'nin durumunun ekstremliği ekstremliğiyle içinde emin içinde hapis olmasının yani onun ruhsal ve, ve bedensel hapsini hapsinin derecesiyle bu Hareketlerinin ekstremliğini paralel tutmuşlar. Yani o kadar e, Emil'in Emil'in içinde bastırılmış şeyler var ki, yani bu hani ölü seviciliği bir anlamda yani Emiliye gider gibi. E, şimdi <laughs> işte diğer arkadaşlar da konuşurlar bu hikayeyle ilgili. E, şimdi bir başka şeyde e, bir tane ayı avı vardı. Fakat çok e, ben orijinalini de okudum çok e, güney ağzı kullanıyorlardı. Çok hakim olamadım. Yani bir ayı avına çıkıyorlar. Onu artık başka bir zaman şey yaparız. Bir tane daha vardı. O da çok güzel bir hikayeydi. Kuru Eylül. diye, Yani kurak Eylül ya da kuru Eylül olarak çevrilebilir. Çok güzel bir hikayeydi. Tavsiye ederim. <laughs> Şimdi burada Eylül ayının yani güneyde tabii gotiğin yeşermesinin sebeplerinden bir tanesi işte birçok sebep var işte bir tanesi Amerika Savaşı bir tanesi <laughs> ırkçılık falan bir tanesi de bu güneyin iklim koşulları işte mesela günler uzun işte kurak diyelim uzun şeyler <laughs> şimdi bu kurak e, eylülde de böyle bir şey geçiyor Şimdi bir beyaz bir kadın ee, geçkince bir kadın ee, zaten <laughs> pardon e, emilide de o vardı. Yani bu şey de var e, evlenmemiş, yaşı geçmiş kadınlara karşı da e, yani güney toplum çok yoboz olduğu için onlara karşı da bir önyargı var. Şimdi öyle bir kadın var. E, kadının adını Mini, mini cooper yani bizim bu araba şeyi gibi. Şimdi kadın yani gençliğinde çok şeymiş, çok böyle işte dikkat çekici hani cazibeli fakat o da evlenememiş. Yani hani ben şey için söylüyorum hani hikaye böyle çünkü daha sonra annesi yani engelli olan annesi ve teyzesi alt yani ya daha nasıl yaşıyor ve o günleri dönüyor. Hatta eski bu artık arkadaşların evli evlenen kadın arkadaşlarının çocukları ona teyze falan demeye başlıyorlar. Kadında da herhalde böyle bir takım şey yani işte bastırılmış öfke ya da arzular depreşiyor diye. Neyse bir, bir gün bir şey çıkıyor. Kendi mi çıkarıyor kodunu? Onu anlayamadım. Büyük bir kendi çıkarıyor. İşte bu beyaz kadın yani 30 yani 30'ların sonu 40'larında sanıyorum. İşte bir zenci tarafından e, ya e, şey olmuş e, yani darp edilmiş ya da tecavüze uğramış yani bir şekilde taciz edilmiş bir berber dükkanında açılıyor zaten hikaye. Şimdi tabii bu şey için hemen e, Will diye adında birini eminliyorlar Hatta berber de diyor ki, ya emin misiniz şey siyahi birini? O çocuk asla öyle bir şey yapmaz diyor. Fakat e, bunun yani bu hiç önemli değil. E, kasabadaki bir takım beyazlar bir linç kampanyasına giriyorlar e, ve e, şimdi orayı <laughs> Faulkner pardon üstü kapalı bırakmış öldü mü öl, ölmedi mi o çocuk büyük bir ihtimalle öldürüyorlar ama orayı açık bak bırakmamış daha sonra şeyde bu hikayenin sonunda işte hatta kız da böyle gene böyle kadın işte bir sinem açık hava sinemasına gidiyor. Orada böyle his, isterik kahkahalar falan atıyor. Gülmeye başlıyor durup dururken falan. Yani orada e, yani berber dışında kimse bu e, hani zenci çocuk bunu yapmaz öyle bir şey söylemiyor. Yani herkes bu linç kampanyasında bu da bunu anlatıyor. Yani kadının bunu kafasında yaratmadı ne malum. Yani böyle bir şey olmuş mu, olmamış mı hiç onu araştırmıyorlar bile. Yani araştırma ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Yani hatta araştıracakları varsa da araştırmıyorlar. Direkt şey yapıyorlar yani direkt e, o öyle suçludur işte o berber de korumaya çalışıyor diye peşine düşüyorlar. Yani bu da gene işte Güney'deki şeyde o kadar yok. <laughs> ee, şeyde e, ro e, Emiliye Büyükgül'de çok ırkçılık çok belirgin değil. Yani nigger falan onlar artık orada normal yani o dönemin şeyinde. Fakat bu işte kuru Eylül'de e, ırkçılık çok önde. Zaten ana tema bu. E, yani e, bir kadının işte e, yani işte belki e, akıl sağlığı çok da yerinde olmayan bir kadın ya da psikolojik problemleri olan bir kadının attığı bir tevatür, ortaya attığı bir iddia yani nasıl bir linç kampanyasına sebep oluyor? Onu da işte şöyle yorumluyorlar yani Faulkner'ın yorumu değil de yani daha sonra bir iki yeri doktor, doktor objektif bırakıyor yani insanlar dediğim gibi yani hani bu kadın doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor gerçekten böyle bir şey var mı yok mu yani dediğim gibi araştırma gereği duymuyorlar yani araştıracakları varsa da araştırmıyorlar öyle derinde bir ırkçılık var e yani güney feci derecede geri feci derecede yobaz. Amerika'nın güneyi bu hikayelerin yazıldığı zaman ki yani 20. yüzyıl başı 1930'da yayınlanmış bu kitap. Yani e, güney e, kuzey alıp e, gitmiş. Güney feci derecede geri kalmış. E, her açıdan yani <laughs> ekonomik olarak da e, belki ilk kurulduğunda öyle değildi ama hani o e, işte Fransız sömürgesiyken falan ama daha sonra hem fakirleşiyor hem, yani hem fakir, madden fakir hem ruhen fakir. Yani müthiş bir yobazlık var. E, ve bir linç kampanyası da Çok güzel, çok çok güzel bir hikayeydi. Yani işte kadın, işte Emily ile ortak özellikleri var. Böyle bir elbise tarzı var. Hatta baktım ona internette nasıl bir elbise, böyle uzun bir elbise tarzı var. Yani hep onlardan giyiniyor falan işte e, ya kadın da işte o yani Emily de öyle bu kadın Mini Cooper da böyle yani belli bir yaşa gelmiş işte eski cazibelerini yitirmiş evlenmemiş yani bu benim yorumum değil hikayelerde geçen şeyi anlatıyorum bu benim şahsi hiçbir şey yorumum yok bunların e, böyle bastırılmışlıkları yani toplum bunları bastırıyor yani belli bir demek ki şeyde güneyde Böyle bir kategorizasyon var o zaman da. İşte belli bir yaşa gelen kadın evlenecek. İşte <laughs> işte çocuğu olacak bilmem ne falan yani öyle. Ee, bunları söyleyebilirim. Daha çok e, şeyler konuşulur. E, yani biz daha Faulkner çok konuşuruz. Bu Güney e, gotiğini. Şimdilik burada keseyim. Teşekkürler. Teşekkürler Zuhal. Çok güzel anlattın. Seni dinlerken Şekuru Eylül'de şey geldi aklıma Matmazel filmi vardır 1966 yapımı Jean Moreau oynar çok güzel bir filmdir küçük bir Fransız köyün köy böyle köy okulunda bir öğretmendir Matmazel o da işte yaşı geçkindir hiç evlenmemiştir falan ondan sonra bir, bir göçmen gelir oraya çalışmak için işte köylülere göç, göçmenin kendisine tecavüz ettiğini söyler ve köylüler o göçmenin linçler. Çok iyi filmdir, çok güzel filmdir. Jim Moore'un en güzel zamanları böyle kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi düşünün acaba o izlediğim film bu öyküyle olan şeyini nereden mesela yönetmen? Gerçi bunu hatırladığım kadarıyla bir roman uyarlamasıydı. Ama öyle bir şey kurdum. Çok teşekkürler. Giray buyur. Merhaba arkadaşlar. Ee, Zuhal Hanım e, Emili'den etraflıca bahsetti. Benim de e, kısaca Emili'den bahsedeceğim. E, çok etkili bir öykü bana göre de. E, şöyle anlatayım. E, biraz Meselesinden biraz bahsetmiş olacağım öykünün. Emili 30 yaşına kadar baskıcı, otoriter babasının gölgesinde yaşamış bir karakter. Bu ana karakterimiz. Potansiyel damat adayları ile Emine'nin izdivaç yoluna girmesine babası hep engel olmuş. Bunu Öykü'den zaten anlıyoruz. Babanın tahakkümü neticesinde oluşmuş bir baba kız arasında hastalıklı bir bağ var. Ve o kadar güçlü bir bağ ki kasabalılar onları aynı tabloda yer alan birbirinden ayrılmaz iki figür olarak düşünüyor. Hatta Öykü'de bu şöyle ifade edilmiş. Ee, bayan Emily beyazlar içinde ince bir silüet, babası ona arkasını dönmüş, elinde kırbacını kavramış, önde ayrı bir silüet. Böyle bir tablo olarak ee, kasabanın e, muayelesinde de böyle, evinde böyle de bir tablo var ayrıca. Bu şekilde bize e, öyküde anlatılıyor. Zaten yaşanan da aşağı yukarı bu yani Emili ile babası arasında. Emili vefat ediyor. Emil'in babası bir süre sonra vefat ediyor. Vefat eden babasının ölümünü kabullenmek istemiyor. Hatta üç gün e, cesedi teslim etmiyor kasabaya. E, babasının ölümünden sonra Emili de bir fiziksel olarak da hastalandığını görüyoruz. İşte çok zayıflıyor e, ve bu kilo kaybı aynı zamanda onun ruhsal sağlığının da bozulmasıyla paralel gelişiyor. Ee, bu babasının aşırı koruyucu ve baskıcı tutumu e, toplumdaki boğucu, bağnaz, Zuhara'nın da bahsettiği e, o günkü işte bu kültürel atmosfer Emily'yi bir sağlıklı genç bir kadın olmasını engelleyen en önemli faktörler. E, i̇şte genç bir adamı sevme, aşık olma özgürlüğüne sahip değil. Hani ne cinsel ne de duygusal yönden Olgula, olgunlaşamayan bir karakter var e, karşımızda. İşte 30'lu yaşlarına geliyor. Hala bekar. Kasabalılar tarafından bu anlamda hor görülüyor. İyi bir anne, bir kadın, bir eş olma rollerinden hep mahkum bırakılıyor. E, baskıcı ve kapalı toplumdaki bu katı sosyal e, bilinç, e, sınıf bilinci, e, tek düze bir cinsel kimlik rolleri, e, hüküm sürüyor. Genele uymayanlara da tabii uygulanan bir ayrımcılık var toplumda o dönemde. Ee, bu önce tabii bireyi e, tahkim altına alıyor. Sonra topluma da bu yansıyor. E, bu öyküde de Emile'nin evinin etrafını saran ağır bir rahatsız edici bir koku e, olduğunu ifade ediliyor. Böyle e, Falkner bunu bu şekilde yazmış. Bu biraz bu şeyi de yani bu toplumdaki hali de biraz sembolize eden bir e, şey olabilir. Ki birkaç yerde bununla ilgili makalelerde okudum. E, kokuyu bu anlamda sembolik bir anlamda da kullanıyor formlar e, diğer bir deyişle e, baskı ve ayrımcılık işte bireyin ve dolayısıyla toplumun değişim ve de, gelişimini engelliyor. E, hani Emile her ne kadar Babasının değer yargılarına, beklentilerine uymaya çalışsa da e, dönemin normlarına uygun olarak e, düşüncelerini, duygularını tam olarak ifade hiçbir şekilde edemiyor. E, benzer bir şekilde bu Zuaran'ın da bahsettiği sevgilisi Homer'ın e, bu öyküden çıkan şey, onun bir homoseksüel olduğu. olduğu e, böyle kabul edebiliriz, yani çok açık belki şey yok ama hikayeden bu çıkıyor bence. Homer'da beyaz, heteroseksüel atarkil bir kültürün baskın olduğu bir ortamda neticede. O da bir rol yapma, işte cinsel kimliğini saklamak zorunda kalan bir kimlik. E, o da tıpkı Emily gibi duygularını bastırmak zorunda kalıyor. E, sahte, yapmacık bir hayat sürüyor. Ta ki Emily işte onu e, kendisini terk edeceği korkusuna kapılarak onu zehirleyince arsenikle zehirleyinceye kadar bu sürüyor. Yani bu iki karakter üzerinden Emily ve Homer karakteri üzerinden düşünce ve ifade özgürlüğü olmayan işte bir toplumun ee, nasıl çürüdüğünü, işte birey e, ne bireyin ne de toplumun serpilip gelişe, gelişemeyeceğini e, bunu hikayede bize Alttan alta Faulkner e, anlatmış oluyor. E, sosyal sınıf bilinci ve toplumsal bu biraz önce de bahsettiğim sosyal cinsel kimlik rolleri işte ana karakterin akıl sağlığını yitirerek önce bir katile sonra da bir e, ölüm seveciye yol açmasına bir ruh hastası olmasına yol açıyor. Tabii bütün bunları anlatıyoruz ama e, hikayede bir yerinde de şöyle bir ifade var. O da ilginç. Belki e, onu da özellikle Yaşar Hocam e, değinebilir. E, Emilio'nun ailesinde de e, deli, delilik olduğu unutulmamalı. Yani e, Deniz de belki bu konuda yorum yapar demiyorum. E, yani bir yerde ben hikayede bunu gördüm. Hani bu kalıtımsal bir şey de e, gibi aynı zamanda. Dolayısıyla hani bütün bu toplumdan gelen, babadan gelen falan derken bir yandan da ailesinde de evliliğin geçmişinde de delilik olduğunu özellikle Faulkner yazmış ilginç geldi bana 1983 yapımı Lyndon Chapvak diye bir yönetmen var benim de aslında tanımadığım bir yönetmendi kısa filmleri var birkaç filmi de var 27 dakikalık bir YouTube'da bu öyküden uyarlanan bir film var. E, orijinal diliyle izleyebilirsiniz onu da. Yani çok e, güçlü bir film olduğu hani söylenemez ama e, hikayeyi böyle özetliyor. E, üstelik orada Emily rolünde genç o, o yaş o, o sırada 32 yaşında olan Angelica Huston'ı da görüyoruz. E, o anlamda ilginç. Böyle bir e, hikayenin küçük bir özeti gibi e, bir filmde yapılmış. Onu da YouTube'dan İzleyebilirsiniz. Ee, Öykü'nün finali okuduğunda da e, ilk aklıma gelen Hitchcock'un psychosu oldu. Yani orada da benzer e, temalar var. Hani oradaki anne figürü burada baba olarak e, var gibi. Ama tabii hani e, filmde saklanan cesetle burada saklanan ceset birbirinden farklı. Ama insanın aklına ister istemez e, Hitchcock'un psychosunu da getiriyor. Hatta e, ilk aklıma gelen dolayısıyla bu öyküyü hiç okumuş mudur? Okumuşsa e, aklına ne gelmiştir? Bundan bir film yapayım diye düşünmüş müdür? E, bunu da düşünmeden edemedim. Teşekkür ediyorum benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok, sağ olun. Çok teşekkürler İray değerli katkıların için. Yaşar Hocam buyurun. Değerli arkadaşlarım, iyi akşamlar. Öncelikle arkadaşlarımın anlattıkları çerçevesinde bir toparlama babında bir konuşma yapacağım. Şimdi birinci söyleyeceğimiz hadise bu bir trajedi. Trajedi olduğu için de bunu bireysel durumları değerlendirirken toplumun kişi üzerine etkisini düşünmemiz lazım. Ne demek toplumun kişi üzerine etkisi? Yani toplum hasta ama kişiye yansıtıyor. O halde buradaki söylenmesi gereken hadise toplumun birey üzerine etkisini söylememiz lazım bu kitapta. Şimdi ikinci söylememiz gereken hadise Emil'in babasının katı kuralcılığıyla ilgili hadise katı kuralcılığa dayalı bir durum hiyerarşinin öğrenildiğini gösteriyor arkadaşlar. Hiyerarşide kural şudur. Kendi beklenti ve içsel değerlendirmeleriniz yoktur. Önemli de değildir. Toplumsal değer yargıları daha önemlidir. Onun için birey yoktur. Birey kaybolmuştur. Birey Kendisinde değildir, kendi yanında değildir. Bu kendi toplumumuzda da böyle bireyler çoktur. Özellikle ergenlerimizin evlenme sırasında e, eşlerini, sevgililerini topluma beğendirmek için böyle yoğun uğraşlarını görmekteyim bizim toplumumuzda da. Dolayısıyla bu kitabın bizim toplumumuza da böyle bir e, uyumu söz konusu. Şimdi acaba toplum bu kadar çok bireyle uğraşmasının sebebi nedir diye çok düşündüm. Birinci söyleyeceğimiz hadise arkadaşlar mali durum. Yani belediye emilinin den alacağı var. Onu almak için uğraşıyor. Kuzenleri emilinin mirası için uğraşıyor. Toplum Emili bu e, Homer Baron sana layık değildir. Sen daha iyisine layıksın diyor. Dolayısıyla burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Sınıf dediğimiz bir e, durumda bir yaşanmamışlık durumu söz konusu. Yani Emili daha üst sınıfta olması gerekirken beklenti bu yönde toplumun alt sınıftan olduğu için de böyle bir kendisine yabancılaşmış bir insanla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Emil'in bir başka söylenmesi gereken hadise de arkadaşlar toplumsal değer normlarının öğrene öğrenemeyişidir. Neden öğrenememiştir? Şu yüzden çünkü Arkadaşlar kadınlar naif insanlardır. Bunu anlatıyor e, yazar. Yani öyle her yere çıkıp konuşan, e, kendi haklarını arayan insanlar değildir. Beğenilen insanlardır. O yüzden de beğenilen insan olarak da son derece natir insanla evlenmesi gereğini vurgularlar. Şimdi, Homer Baron böyle bir kişi midir dediğimiz zaman arkadaşlar sıradan bir insan cinselliği ile ilgili sorunu olan bir insan ve ekonomik açıdan da emiliye layık olmayan bir insan. Dolayısıyla böyle bir değerlendirmesi olan kasaba da böyle bir durum karşısında Emili kasabaya çıkıp da ya size ne oluyor? Siz kimsiniz? Ben aşkıma sahip çıkıyorum diyemiyor. Çok üzüldüm yani bu yönüyle. Aslında böyle bir şey söylemesini bekliyorduk. Ama söyleyemiyor, konuşamıyor arkadaşlar. Çünkü burada arkadaşlar varlık felsefesinde dört tane durum var. Onu açıklıyor. Birincisi özgürlüğün kaybı söz konusu arkadaşlar. Emili özgür değil. Özgürlüğünü kaybetmiş. Onun için de böyle bir üst insan, Nietzsche'nin üst insanı olma özelliğini kaybetmiş. Yalnızlaştırılmış. Yalnızlaştırıldığı için de arkadaşlar varlık felsefesinde göre kendisini anlatamayan haklılığını, isteklerini dürtülerini bile dile getirmeye mecali olmayan bir kişi karakterini çiziyor Faulkner. Üçüncü söylememiz gereken hadise arkadaşlar özgürlük kavramı. Özgürlük kavramı şöyle bir şey arkadaşlar insanlar başkalarının davranışlarına takmayacağı ama zarar da vermediği durumdur. Ama Emil'in böyle bir özelliği de yok. Özgür değil. Yalnız anlam yitirmesi de söz konusu. Yani hayatın bir anlamı da yok emili için. Hayatın en anlamı olmadığı için de arkadaşlar niçin yaşadığını bilemiyor. Şimdi böyle bir durumda ortaya Vamik Volkan ve Freud çıkıyor. Diyor ki ya sayın toplum siz ne oluyor da böyle Emili'ye bu kadar karışıyorsunuz? Bırakın da bir yasını yaşasın. Yasını yaşayamıyor Emili. Arkadaşlar bu iki otör de Vamik Volkan özellikle politik felsefede günü geldiğinde geniş olarak isterseniz tartışırız. Şöyle bir durum söz konusu politik felsefede, e, psikolojik özelliğinde. Şimdi insanlar yaz tutmayı inkarla başlıyor. Şimdi inkarın yasıması dediğimiz bir kavram söz konusu. Bunu bilmediği için de insanlar e, ne var ki, nasıl ki, şudur budur tarzında e, yasına yabancılaşmış yatsıyan ve e, içini bilmeyen içeriğini bilmeyen bir kültürel normda olduğunu görüyoruz. E, böyle olunca arkadaşlar ölüm korkusu ya da ölüm hadisesini değerlendirme sorunsal açığa çıkıyor. Şimdi yasını yaşayamayan birisinin özelliği şudur arkadaşlar. Homer Baron'la e, yasını e, yaşayamadığı için daha önceki yasılardan dolayı arkadaşlar onu e, bir e, yaşayan bir baba figürü yerine koyuyor. Oysa biz şunu istiyoruz arkadaşlar, babanın, annenin e, psikoanalitik görüşte ölmesi gerekiyor. Bu ölme durumunu öğretilmediği için gençlerimize nasıl öğretiriz diye çalışmamız lazım. Biliyorsunuz adli tıp e, yoğun olarak arkadaşlar ölüm konusuyla uğraştığı için de ben hospis dediğimiz bir e, yapılanmanın ülkemizde olma gereğini savunuyorum. Fakat bununla ilgili maalesef arkadaşlar e, dinlemiyorlar insanlar. E, bireysel e, çözümle e, sorunu çözmeye çalışıyorlar. Nitekim Emil'in ölümünde de arkadaşlar e, belediye Maalesef arkadaşlar koktuğu için ve bu evde ne oluyor? Biz bu koku, bir pislik bizi rahatsız ediyor diyerek eve giriyorlar. Ne acı olay yani o hospisin bilinmeyişinin böyle bir acı sonucu, acı etkileri söz konusu. O yüzden de arkadaşlar toplumsal normlar, ve baba otoritesi insanı pasif bir role hapsediyor. Bunun sonucunda da yasını yaşayamadığı bir durumda olumsuzun olumsuzu dediğimiz diyalektik teknikte kendisini buna ulaştıramadığı değiştiremediği için de arkadaşlar kendisini tanımlayamıyor, açıklayamıyor. O yüzden de kolektif bir yargı ve dedikodu insanın kendisinden uzaklaşmasını hatta nefretmesini, nefret duygusunun oluşmasına yol açıyor. Onun için farklar şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor Emil için bir gül vermek istiyorum. Hakikaten e, bu gül arkadaşlar hospis dediğimiz e, ölümle ilgili konunun anlaşılması içindir. Fakat bu olayda nekrofili dediğimiz durumla ilgili bir tanımlama yoktur. Ancak bu ol, e, ölüm hadisesinde ölüyle beraber kalması Ağır depresyon, ağır yalnızlık dediğimiz trajik durumla ilgilidir. Yani e, sevgilisinden beraber olma cinsel arzusuyla ilişkili değildir manasında konuşuyorum. Şimdi bu e, emili için bir gül verelim, hepimiz gül verelim nasıl gül vereceğiz konusuna geleyim. Şimdi Emili için hepimizin gül verebilmesi için şöyle bir şey yapmamız lazım öncelikle. Erkenlerin yetiştirilmesinde ya da o dönem sırasında sevdiklerini, sevgilerini hor görmememiz lazım. Normal bir şekilde yaşamaları için o sevgilisinin, arkadaşının, o dostunun beraber vardığı acemi duygularını bize anlatırken biz olduğu gibi kabul etmemiz lazım ki ergenlerimiz erişkin forma geçerken Emil'in çektiği sıkıntıyı çekmesin. Yani hospis dediğimiz olaydaki o e, şeyi e, yaz dediğimiz durumu, Vamik Volkan'ın yaz dediği durumu e, yaşamayı öğretmemiz lazım toplumla. Zaten bu grupta bulunma ana sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar romanlardaki bu e, travmatik dediğimiz durumların politik, psikolojik yönünü, Tartışmak içindir. O halde arkadaşlar, insanlar İmil'iye neden de merakıyla bekliyorlar, bakıyorlar, Emili'nin ölümünde bulunuyorlar. Herkes gidiyor. Arkadaşlar, merak ettikleri için değil, ya da ona saygı duydukları için değil. Peki neden gidiyorlar dersek, şöyle söylememiz lazım kendilerindeki o yabancılıkla ilgili bir durumdur. Nitekim Emil'nin e, fare zehri isteme tarzı da çok acı. Bilemiyor. Bana bir intihar edeceği ilaç ver. Bir e, zehir ver. Hayvanları e, öldürmek için kullanılan e, tabii eczacı da bilmiyor arkadaşlar. Acaba hafif bir şey mi versem? Çünkü fareyi öldürecek olan Miktarla insanı öldürecek miktar birbirinin ayrı birbirinden ayrı bir kavramdır. O yüzden e, eczacı eğer başka işleri olmasaydı bu arseniyi vermeyecekti, zehri vermeyecekti, en kuvvetli zehri vermeyecekti arkadaşlar. O yüzden negatif düşünce ve duygularla dolu insanların mesafeli bir tutum sergiledikleri ve sosyal bağlantılardan korktukları asosyal bir forma girmeleri bundan dolayıdır. Yoksa Emili senin benim gibi insandır arkadaşlar. Yani öyle e, farklı bir insan değildir. E, doğal bir e, gariban... E, Kariban kötü bir şey değil arkadaşlar burada onu söyleyeyim e, bir insandır. E, hatta kendi görevlerini bile topluma karşı yapamıyorum mesela vergi ödeme e, işinde bile e, becerisi olmadığı yani e, bununla ilgili neden vergisini ödemediği ile ilgili süreci bile anlatamıyor. O yüzden de topluma şöyle bir şey söylüyor Faulkner. Diyor ki yaşlılarınızı özürlerinizi, engellilerinizi lütfen vulnerable dediğim hassas bireyler ya da e, duygulu e, Tam Türkçesini bilemiyorum arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Bu, bu vulnerabiliği birazcık daha çalışmam lazım. Sabahtan beri bu konuyu düşünüyorum. Nasıl anlatacağım diye. Çünkü e, yaz durumunu eğer doğru anlatamadıysam e, o zaman bu romanı okumamış olurum. O yüzden bunu e, üzerinde yoğun durdum. E, birazcık e, sıkıntın da oradan kaynaklanıyor. O halde hassas ya da e, milli e, destek alması gereken insan grupları vardır toplumda. Onu anlatıyor. E, bu insan gruplarının içerisinde emili aslında arkadaşlar yaşlı da değil. Yani 30 yaşları civarında dolayısıyla benim dediğim gruba da girmiyor. Ancak benim dediğim gruba girmesinin sebebi toplumun yansıttığı hastalıktan dolayı ve bakın toplumun yansıttığı kişinin değil. Toplum hasta aslında ve Emil'in buna karşı politik psikoloji geliştiremediği için bu sıkıntılı duruma girmiştir. Bunu söylememiz lazım. Nitekim arkadaşlar insan düş, e, düşmanlığı bizi sefil ve arkadaşsız yapıyor. Yani kapitalist toplumlarda e, böyle bir sıkıntılı durumların da olduğunu vurgulamamız gerekiyor ki bunu konuyu anlayabilelim. O halde arkadaşlar bu e, romanı e, Shakespeare de e, Shakespeare'in metafor ve imgeleri var arkadaşlar Timur'la ilgili onunla birleştirerek e, de incelememiz gerekiyor. Yani böyle basit bir e, konu olarak insanların uyumsuz, bincil gibi e, olarak e, söylemememiz lazım tam tersine yansıtılmış bir uyumsuz ve bencillik doğasını insanların kendisine yabancılaşmasını anlatıyor bu roman. Söylemek istediğim bu arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki Emili için Yaşar Hoca sen bir gül verir misin? Bir, bir değil. Canımı veririm arkadaşlar. Yani Emili'yi hasta ettiğimiz için toplum bu düzeyde sıkıntılı bir pozisyona getirdiği için Emili'den özür de diliyorum arkadaşlar. Keşke Emili'ye arkadaşlar bu e, hospis dediğimiz ölümle ilgili süreçleri anlatabilsek. Kiray birazcık bahsetti e, hiç koktan e, hiç koku ben de çok seviyorum arkadaşlar Zizek'le beraber e, korku durumunuzu çok güzel e, tarif ediyor ve o yüzden de korku belasına bir trajedi diye bu kitabı değerlendiriyorum. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler Yaşar Hocam değerli katkılığınız için. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Fikri'ye konuşmak ister misin? az merhaba arkadaşlar ya benim misafir vardı erken katıldım tamam. <laughs> şimdi misafirlerim tamam canım. şey yaptım katıldım ya şeyi okudum çok etkilendim ben bu emiliye bir gülden emili için bir gülden yani ben Yaşar hocam gibi değil de bu aristokratik bir ailede yetişip de o çevresindeki babasının işte onu o şekilde yetiştirmesi, kimseyi ona layık görmemesi çevresindeki insanları aristokratik geleneği sürdür, sürdürmek için yalnız kalması e, olarak e, değerlendiriyorum. Zaten babası e, şey e, okuduğumda e, şey e, kitapta Emili. E, yalnız bir insan. Annesini zaten hiç bilmiyoruz. Anne e, figüründen hiç bahsedilmiyor. E, yalnız babası ve ikisi. Bir de e, deli bir halası var galiba. E, deli olmuş bir halası. E, uzakta Alabama'da akrabaları var ama kuzenleri. Onlarla da babasının bu miras yüzünden aralarında problem var. Ee, onlarla da pek görüşmüyorlar. Hatta babasının cenazesine bile onlar gelmiyorlar. Emili çok yalnız. Hüseyin özür dilesem bir şey söylesem. Deli Buyurun. yerine akıl hastası desek e, beni bağışlar mısın? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani şeyde öyle bahsedildiği için ben e, o nedenle o şekilde söylüyorum. E, konuştum doğru söylüyorsunuz çok haklısınız ee, akıl hastası halası e, ya ailelerinde de bir akıl hastası var fakat emiliin e, bu duruma gelmesi e, ailede o genetik e, değil de e, emilinin e, yalnızlığı üzerine diyorum zaten babası öldüğünde e, babasını vermek istemiyor yani gömülmesini istemiyor çünkü e, çok yalnız daha sonra işte Homer Baron'du galiba bu adamın bir kuzeyli olması işte aslında mahallelinin yani kasabalının tutumu da çok yüz'lü gibi geldi bana. Tıpkı o Kırmızı Pazartesi'yi geçen hafta mı evvelki hafta işlemiştik Kırmızı Pazartesi'yi Kırmızı Pazartesi'deki gibi insanlar hem em, Emili'nin evlenmesini istemiyorlar. Yani hem değişik hemen o kuzenlerine haber veriyorlar. Yani şeylerin kasabanın tutumu da çok şey sürekli gözleri şeyde Emili de sürekli onu izliyorlar, sürekli onun davranışları izleniyor. Yani kasabalıda da bir şeylik var. Yani hem evlenmesine yalnız evlenememesine. Bir de öfke herhalde. Onları Emily'nin aristokratik bir yapıyı temsil etmesi, onların aristokratik bir düzeyde olmaması yüzünden e, hem bir öfke var e, Emily'e karşı, hem de e, bir yani ona karşı kıskançlık mı desem artık ne desem, hem evlenmesine e, istemiyorlar. Yani Emili'nin zavallı Emili diyerek ona acımak istiyorlar. Sadece ona acınacak duruma düşmesini istiyor kasaba halkı burada öyle bir durum var. Baron'un Homer Baron'un şeyi de Emily'e karşı işte Emily'nin ona karşı bir yalnızlığını gideren bir kişi olarak evlenmek istemesi, fakat Homer'le ilgili işte Faulkner'in yani anlatıcının işte erkeklerle den hoşlanması gibi ya da işte bilemiyoruz eşcinselliği tam kastetmiyor ama erkeklerle işte içki içmekten hoşlandı bir de evlenecek bir insan e, değilim ben demesi e, fakat e, şeyin e, Emil'inin de e, onu bırakmamak için e, e, yani babasının babasının ölümünden duyduğu kaygıdan dolayı onu öldürerek onu yanında tutmak istiyor ve bu şekilde de ya çok şey bir duygusal olarak insanı etkileyen katmanları olan bir şey Emili gerçekten de şey bir durumda yani acınacak yani Emili acınacak da demeyim de e, Emili ne yapabilirdi yapayalnız bir insan e, yani işte onu elinde tutmak için onu yanında tutmak için e, böyle bir şeyi yaptı e, bunu belki bir şey duygusal olarak ya bunu yıllar birkaç yıl önce 3 4 yıl önce bir psikolog da böyle annesi vefat etmişti. Annesi koltukta oturur vaziyette bu Türkiye'de olan bir şey ve annesinin ölümünü kabul etmiyordu ve günlerce annesi orada kaç ne kadar süre sonra bulunmuştu annesinin orada ölüsüyle ve annesinin öldüğünü hala kabul etmiyordu ve bunu yapan da bir psikologtu. Yani insanların ne kadar şey durumda olduklarını duygusal olarak travmatik travma yaşadıklarını anlatıyor anlatan bir kitap ve çok etkilendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fikriye, değerli katkıların için. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Çok güzel bir kitap söyleşisi oldu. Herkese çok teşekkür